Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir pazar sabahı. Neredeyiz? Kuzuluk'tayız. Ve tüm doğa severler bugün off-road macerası yaşayacağız. Nereye gideceğiz? Tüm yaylalara. Akyazı'da olan bütün yaylaları gezeceğiz. Evet, o zaman ne yapalım? Konvoyu gösterelim mi? Haydi bakalım, gidelim. Devam edelim. Selamünaleyküm. Evet, ne yapıyoruz? Yaylaları gezeceğiz. Tamam. Kaç tane yayla? 5 tane var mı? 7. 7. 7 yayla değil mi? 7 tane yayla. Hemen sayabilir miyiz? Acelya, Sultanpınar, Beygübet, Yanık. Evet, Acelya, Sultanpınar, Beygübet, Yanık. Oradaki neydi? Davlumbaz. Davlumbaz. Karagöl var mı? Karagöl de var. Karagöl de var. Karagöl de var. Özellikle hep gördüğümüz bir göl vardı. Yüksekten. Hep. Evet. Hangi yayla? Davlumbaz. Davlumbaz yaylası. Muhakkak oraya çıkılacak değil mi? Çıkılacak. Manzara, manzara! Bayık, neredeyiz? Şu an Davlumbaz yaylasındayız. Az önce gördüğümüz göl neresiydi? Sülüklü Göl, aşağıda. Sülüklü Göl'dü. Oh! Manzara, şuraya bak. Şu an bulutların üzerindeyiz. Evet, bulutların üzerinde ve baba, gökyüzünün kızıllığına bakar mısın? Gökyüzünün kızıllığı, gün batımı. Evet, evet, evet. Ve evet, şu evet, an... Evet, evet, evet. Harika ortamlar. Çok iyi. Ne kadar zamandır yapıyoruz? Tırmanma durumunu. İlk defa. Aynen, ilk defa. İlk defa mı? Oo, ilk deneyim. O zaman bu gün senin için önemli, doğru mudur? Aynen. Düzenli çıkan var mı aranızda? Her hafta çıkıyorsun. Evet. Nasıl bir tutku? Efsane. Efsane diyorsun. Herkese yaşaması lazım. Siz de her hafta çıkanlardan mısın? Yok. Değil. Siz de ilk deneyim mi? Evet. O zaman bugün ilk deneyimi yaşayacak çok insan var. Veda. Bugün ne yapılacağını aynen, biliyor musunuz? Aynen. Kesin. Peki akabinde neler var? Nasıl yani? Vedat. Sırayla yaylalar gezilecek. Yemek yenecek. Çaylar içilecek. Sohbetler edilecek. Heyecan var. Heyecan. En küçük offroadçumuz. Evet. Vedat, bunlar o zaman heyecan var, sohbet var. Yemek içmek sınırsız. Kim var? Ben varım hocam. O zaman drone sende mi? Aynen hocam. Ben de. Geçiyoruz. Azmi, evet hocam. Bu etkinliği kim düzenledi? Bu etkinliği Vedat arkadaşımız evet, düzenledi. Emre arkadaşlarıyla beraber güzel bir organizasyon yaptılar. Geleneksel olacak mı bu? Yoksa her ay mı, düzenli mi, nasıl bir durum olacak? Hocam katılım sağlanırsa geleneksel olmaya çalışır. Değil mi? Evet. Kesinlikle güzel çünkü Kuzuluk, Akyazı müthiş bir doğa, doğru mudur? Evet hocam. Zaten başlı başına Kerem Ali ve devamında akabindeki dağlar, yaylalarımız görülmeye değer. Evet. Güzel bir gün olacak. Hep beraber izlemeye devam mı? Devam. Haydi gidelim. Gidelim. Nihayet ortalama kaç dakika sürdü ilk yaylaya? Yaklaşık olarak Yanık Yaylası'na geldik şu anda. 35 dakikalık bir zaman diliminde geldik. Kuzuluk'tan yola çıktık. Taşburnu evet, üzerinden sürekli tırmanarak Yanık Yaylası'na geldik. Ve etrafa baktığımızda... Şöyle
Evet, şöyle muhteşem. Muhteşem ve yayla evlerini görüyoruz. Deneyim hakkında ne diyorsun bu deneyim için? Deneyim çok güzel ama çok tozlu ama güzel oldu yani, güzel. Şu evet. An hangi yayladayız şu an? Şu an Yanık Yaylası'ndayız. Bundan sonraki durağımız neresi? Bundan sonra Karagöl. Karagöl. Karagöl'den sonra Kurazlar'dan Acelle. Güzel. Öyle devam edeceğiz. Aynen. Yemek de yiyeceğiz orada. Yemek Acelle Yaylası'nda yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, afiyet olsun. Gayet mükellef bir sofra. Teşekkürler. Evet. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Birazdan Karagöl'de var göl. Evet, Karagöl'de evet, çünkü güzel insan bir gölet var. Yaylaya çıktığı zaman ne istiyor? Bir dere ya da göl istiyor. Meslek ne? Benim meslek esnaf. Esnafsın. Offroadçu. Tamam, şey olunca hafta sonları diyorsun böyle tırmanıyorum diyorsun. Aynen öyle. Meslek? Esnafım ben de. Ben de esnafım diyorsun. Hafta sonları bizde. Bir hafta sonumuz var, onu da burada mı değerlendirelim? Tozda toprakta değerlendirelim. Evet. Evet hocam. Bu yakışıklı benim öğrencim. Evet hocam. Eyvah eyvah. Evet. Bu kadardan bu kadara kadar hepsini kesinlikle on numara. Evet hocam. Küçükken de adamdın, şimdi de adamın özüsün. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Sen de sürekli tırmananlardansın değil mi? Hafta sonu dağ bayıra çıkmayı seviyoruz hocam. Ben bu kış yaptıklarına şahit oldum. Evet hocam. Çok güzel işler yapıyorsun. İnşallah bu kışın da yapacağız. Ya, aynen ya. Kesinlikle bırakmayacağım peşini. Evet hocam. Dostum. Biz de esnaf. Esnafsın. Biz de tırmanıyoruz. Tırmanmak güzel. Sinir stres atıyoruz. Çok iyi. Herkese tavsiye ediyorum. Bu yakışıklı. En ufak offroad üyemiz. Aynen. Evet. En ufak offroad üyemiz. En evet. Küçük offroad. Peki şu an altında ne var araba olarak? Toyota Hilux var. 2.4 35 lastikli. Peki hayalin ne? Hayalim buna güzel bir motor atmak. Emelliye bir motor koymak. Ne lazım bunun için? Onun için biraz maliyetli, para lazım. Para lazım diyorsun. Aynen. Herkese 3000 BT30 motor lazım. Evet. Aynen. Peki senin hayalin? Benimki de aynı. 3000 BT30 motor atarsak. Parayı bulayım diyorsun. Paradan değil, onu motoru zaman bulmamız lazım. Anlıyorum. İlk önce motoru bulmamız lazım. Hayaline ulaştın mı? Hayalimize ulaşıyoruz ya. Bütün araçlarımız hayalimizdeki araçlarımız. Doğru diyorsun. Keyfini çıkaran için doğru yani, mudur? Yani keyfini güzel bir şekilde çıkardığın zaman tadından yenmiyor hocam. Aynen diyorsun ki ne olursa olsun önemli olan diyorsun. Önemli çünkü olan birlik beraberlik. Yol boyunca oradan bir arkadaş da vardı. Motorla geldi doğru mudur? Evet evet hocam. Herhalde onun keyfini. O arkadaşımız kışın da bize eşlik ediyor. Evet. O arkadaşımıza canı gönülden tebrik ediyorum. Yani duayı gerçek seven insanlardan bir tanesi. Her aktivitemizde gidiyor hocam. Değil mi? Evet. Tebrik edilecek adam o diyorsun değil mi? Aynen öyle hocam. Biz araçla gidiyoruz, o motorla gidiyor. Kesinlikle. Hocam. İsim neydi arkadaşın? Emrah. Emrah gel. Sen müthiş bir adamsın. Neden? Neden? Çünkü herkes arabalarla çıkarken sen tadını sen çıkardın oğlum. Tozu da yutan ben oldum ama. Doğru ama günün kahramanı sensin. Keyifli miydi? Güzeldi. Keyifliydi. Daha önce motorla çıkmış mıydın? Çıkmıştım. Çıkmıştım. Bu keyif veriyor ama diyorsun. Keyif veriyor. İşte şimdi de yavaş yavaş milli eğitimin neferlerinin yanındayız. Evet. Merhaba. 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 Nasıl karar verdiniz? Neye? Buraya çıkmaya. Genelde sizi ovada görmeye alışıyoruz. Bu benim hayalimdi zaten. Evet. Bir yıldır Fahiye'ye evet, söylüyorum diyorsun. Fahiye'ye bir yıl önce söylemiştim. Beni al götür dedim buradan. Beni dağa götür, bayıra götür. Çek kurtar beni şehir hayatından dedim. Özlenen hayatı. Evet. Zaten Akyazı'ya gelme sebebim de buydu. Hı hı. Doğayla biraz daha iç içe olmak, vakit geçirmek. Sonra doğru adresdesin. Doğru adresdesin. Burası müthiş bir yer. Evet. Mutluyum. Daha da bekliyorum. Evet.
Ben de bir gece ansızın gelen bir telefonla bu karar verdim. Gidiyoruz, ben buraya geleceğimizi bilmiyordum açıkçası. Evet. Kahvaltı yapacağız dediler. Ya. Ben de hazırlandım, burada buldum kendimi. Daha dur, gezilecek çok yayla var. Evet. Konvoy yaptığında ne yapacakmışsın? Konvoy, İyi takip edeceksin. Konvoydan ayrılmayacak. Konvoydan ayrılırsan ne oluyor? Hoca araban gidiyor. La! Hoca araba gidiyor. Evet. Konvoydan ayrılırsan. Neydi? Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Aynen. Bizi de şu an kurt kaptı. Diğerleri nerede? Arka tarafta kaldı. Arka tarafta. Hocaya sormak lazım. Evet. Arkada kaldılar abi. Biz onları bekliyoruz şu an. Yok ya. Arkada kalmadılar. Peşlerinden gitmedi. Bulamadım ki başı ben onları. Başı çeken kim? Kuşa. Sen ne ara geldin peşime? Ben orada bir de durdum. 3-4 tur döndüm. Biz yanında mı orada? Şimdi droncu nerede? Geri geri Karagöl'e gidiyordunuz. Az kalmıştı. Arabanı freni. Çaya devam. Şu an acele yaylasındayız. Göle doğru ilerliyoruz. Sanki bu yanığa göre biraz daha elit bir yayla gibi değil mi? Evet. Biraz daha elit gibi, nereden anladın diyeceksin. Çünkü yollar böyle biraz daha yapılmış, daha güzel. Evet, değil mi? Daha belli güzel yani. Bir iş makineleri girmiş. Zaten şu da var. İnsanlar buraya geliyor ve pikniğini yapıyor. Şu an nereye doğru gidiyoruz? Göle doğru gidiyoruz. Bu yapay bir göl galiba değil mi? Öyledir muhtemelen. Atıyorum şu an, bildiğimden konuşmuyorum. Evet, plaj gölü mü olabilir? Yok, su amaçlı, hani şey, yangınları engellemek amacıyla yapıyorlar ya. Muhtemelen öyle bir şeydir. Yok şimdi. Öncü Fatih. Dedim ben abi. Ha. Dedim ben Medet abi. Yok, dedi. Tamam, sap dedi. Bu var ya bu. Ekipten ayrıldı. Sap dedi bu. Bana saptım. Ben Azmi'yi kaybettim. Hoca. Devam ettim. Hayır, hocaya saldırın. O yaptı bunu. Azmi abi arka. En son Azmi abi gülü. Başka kimse yok. Dedim ne oldu bunlara? Dedim bekliyor galiba. Çünkü biz oraya girelim dediler. Girdik oraya. Haydi abi, grubun işle ilgisi yok. Tam orada video resim orada çekilecekti böyle. Güzel olacaktı ama. Mersin ekibimizin başı sen kaybetmişsin. Vallahi kaybettim. Emre, bana yaşmayacağım fazla. Vedat. Hı? Emreler nerede? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rastgele. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Oltaları evet, atmışın. Gelir misin sürekli? Ben burada ben, mısın yoksa? Buradayım ben. Oho. Ben... Sen en güzel yerdesin. Ama burada geliyor. Olamaz. Evet, sıra yemeğe geldi. Yalnız burada bir soğan vardı. Bekleyeceklerdi, beklemediler. Ali'nin dediği gibi çekim hayatına alışamadım diyor. Oğlum video çekiyoruz, beklemen gerekiyor. Abi ben doğulu adamım. Soğan yemek için bekleyemem. Hemen yerim. Cücüğünü. Cücüğünü kır. Cücüğünü durumunu. Öyle bir durum var. Tabii. En güzel yerim. Bir adamlarla gezmez mi? Evet. Başkanım hoş geldin. Emrah sen ne yapıyorsun oğlum burada? Abi, başkanım o da motorla geldi. Bakanımız yok. Halkla bütünleşme durumu. Naber? Yıllar uzun sen de isim. Var mı hastalık? Olmaz mı? Başkanım hoş geldin. Evet, başkanım hoş geldin. Ya hocam. Bekliyoruz kalkışı. Uçak gibi kalkıyorlar ama. Dostum. Bir tır atsana. Tamam. Başkan mutlu bile olur. Hocam. Deme öyle abi. Hocam Türkiye'de tek bu motor bakın. Bu motor. Evet. Altı teker. Evet.
güzelliği. Bence müthiş burası ya. Oradan kalabalık adam. Hayır.
Şu an neredeyiz? Sultanpınar Yaylası'ndayız. Belki birkaç tane yayla gezdik ama içlerine bana göre en güzeli Sultanpınar Yaylası. Aslında benim gitmek istediğim yer neresiydi? Şu iki vadi arası dediğim yer. İki vadi arası. Şu arka taraf. Özdemirler Yaylası'na. Burası giderken. Da çok güzelmiş. Bak burası da çok güzel ama o iki vadi arası var ya. Muhteşem. Yani İskandinav ülkelerini size arattırmaz. İsviçre, Alplere çıkarmış gibi. Gideceğiz mi buraya? Gideceğiz. Tabii ki gideceğiz. Hatta birazdan orada bataklıkta oynayacağız. Oo süper. Arabasına güvenenleri de göreceğiz. Sultanpınar'a ilk defa gelen var mı? Yok. Gelen var mı ilk defa çıkan? Hepimiz gelmişiz. Yok, hepiniz gelmiş değil mi? Bence yaylalar içerisindeki belki de en güzeli burasıdır diye düşünüyorum. İnsanı heyecanlandırıyor. Herhalde en son ben mi gördüm, ne oldu? Ya daha önce gördüm burayı ama bir ay önce gördüm. Sultanpınar'ın da en güzel yeri çıktı. Değil mi? Güzel olacak tabii. Bayağı geç. Evet. Kesinlikle başkana da teşekkür ediyoruz. Niye diyeceksin? Halkla bütünleşmek güzel. Halk sizi böyle görmek istiyor. Yayla ağasını ona yapacağız. Zaten hep böyleydik ya. Zaten hep böyleydik. Benim bütünleşmem gerekiyor o zaman. Sizi aramızda görmek güzel. Bilal Soykan, Akyazı Belediye Başkanıyım. Kuzuluk'ta oturuyoruz. Buralara da yabancı değiliz. Dediğiniz gibi Sultanpınar buraların en güzel yaylası. Buranın da en güzel yeri Çifteçam'dayız. Arkadaşlarla beraber bugün Vedat Yazıcı'nın daveti üzerine buraya geldik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Oluşum aslında çok da hoşuma gitti. Onu güzel. Da söylemek isterim. Gerçekten yolda Cengiz'in o yürüyüş yapanları görüp de konvoyu durdurması, Sergen'in yavaşlatması. Bunlar tabii insana saygı, doğaya saygı. Esas bizim kültürümüzün de dinimizin de en önemli şeyleri. İşte taşkınlıklar olmadı. Güzel. En azından bu aceleden Sultanpınar'a kadar ki bölümüne ben de eşlik ettim arkadaşlara. Çok keyifli, güzel bir yolculuk oldu. Hocalarımdan da böyle bir fikir çıktı. Bunu bir dernek adı altında yapalım. Ben biraz kendisine de bahsettim. Acelle Yaylası'nda bir 17 dönüm yer aldık. Tarım Bakanlığı'ndan izin aldık. İnşallah Akyazı Belediyesi olarak oraya 14 tane bungalov ev ve sosyal tesisler yapacağız. Bu Sakarya'daki ilk ama başka yerlerde var mı bilmiyorum. Muhtemelen yoktur. İlk defa bir yaylada bir belediyenin bir sosyal tesisi olmuş olacak. O derneği de şimdiden kurulursa böyle düzgün, dediğim gibi doğaya saygılı, insana saygılı, çevreye saygılı arkadaşlardan oluşacak şekilde o burayı da merkez alıp hem trekking anlamında hem bu doğa yürüyüşleri, işte bu tip geziler anlamında da orayı da merkez haline getirirsek hem Akyazılılara, Akyazılı gençlerimize, kendini genç hisseden Osman abi gibi abilere hem de bütün Sakarya'ya, belki Türkiye'ye hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Bunlar güzel şeyler. Doğaya sahip olmak, saygılı olmak en önemlisi bu. Hem her yayla şenliklerinde de söylüyorum. Bu güzellikleri de bizim de yöneticiler olarak gelecek nesillere aktarmak gibi görevimiz var. İnşallah bunu da en güzel şekilde sağa sola doğaya tarif etmeden gelecek nesillere aktarız diye düşünüyorum. Tekrardan Vedat kardeşimize teşekkür ediyorum. Eminim hani biz oradan geçerken böyle paldır küldür toz toprak kaldırarak geçseydik, o yürüyüş yapan insanların hepsi bizim hakkımızda ne düşünecekler? Tabii canım. Ama bu dediğim gibi Cengiz'in o güzel hareketi, Sergen'in konvoyu yavaşlatması falan, adamların aklında bak helal olsun ne güzel efendi aynen geçiyorlar gibi şey kalmıştır. Bizim belki eksiğimiz de o. İnşallah bu ekip iyi bir ekip. Güzel. Bunlarla beraber dediğim gibi bir dernek çatısı altında hocalarım size önderlik edebilirler. Kendilerine o görevi tevdi eyledik bugün itibariyle. İrtibat kurarsınız. Beraber zaten başkanım. Güzel bir dernek adı altında daha güzel işlere, daha keyifli doğa yürüyüşlerine, yolculuklara hep beraber eşlik ederiz diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buradan devam edelim ya da buradan herkes kendini tanıtsın. Ben de Kuzuluk esnaflarından Vedat Yazıcı. Böyle bir organize düzenledim. Fatih Sayılı kardeşimle birlikte. Sonra işte Kuzuluk'un esnafları olsun, Akyaz'ın esnafları olsun, büyüklerimiz, küçüklerimiz. Herkese örnek olmak için, yeni yetişen çocuklara doğayı sevdirebilmek için, işte resimlerde görüp, işte Facebook'ta olsun, sosyal medyada olsun görüp, hani oralardan beğenip buralara kendileri de gelmek istesin diye sonra herkesi davet ettim. Gelen büyüklerime de ben de teşekkür ederim.
Sonra Hayantak'ta işte mesire alanında bir yemek düzenledim. Orada da Hayantak muhtarımız Ahmet Acar bana büyük bir destek oldu. Ona da buradan yine teşekkür ederim. Sonra Bilal Başkanımızı davet ettim. O da bu güzel ortama bizim davetimize icabet etti. Ona da herkes adına ben yine teşekkür ederim. Güzel bir tur oldu. Herkes dozunda, kimse kimseyi kırmadan, üzmeden, yolda olsun, araçları da üzmedik. Hiçbir sıkıntı, sorun yaşamadan buraya kadar geldik. Bundan sonra da inşallah yolumuzu güzel bir şekilde devam edip, bitirip geri dönüş yapacağız. Tekrardan ben de herkese teşekkür ederim. Bilal Başkanımıza da geldiği için tekrardan teşekkür ederim. Sen de tanıt bakayım kendini. İsmini, soy ismini söyle. Evet. Yok. İsmin mi yok? İsmin ne olur? Evet, bekliyoruz senin ismini. Bire bir devam edelim arkadaşlarımdan. Şöyle bir devam edelim, ondan sonra bitireyim. Kimler var, kimler yok, bir merhaba. Devam edelim çünkü... Hocam buradan arkadaşlar konuşurken de söylüyorum. Evet, Azmi Türk Yılmaz, Akyazı'da esnaflık yapıyorum. Bu güzel davetleri için Vedat arkadaşıma, bu organizasyonu düzenleyen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da teşviklerine ötürü şeref verdiler. Hoş geldiler. Daha güzel, daha güzel organizasyonlar için inşallah başlamıştır. Devam edeceğiz güzel olarak. Kesinlikle. Arkadaşlar isim soy isim söyleyelim. Konuşmaya gerek yok. Evet. Emre Kar, Akyazı Sanayi Esnafıyım. Karanto Elektrik. Eyvallah. Davette herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Bunların devamını bekliyoruz inşallah. Daha iyi miydik? Evet. Emircan Alemdar, Sakarya Akyazı'dan geldim yine her zamanki. Burada yaylalarda gezmiştik zaten daha önce de. Bugün de güzel bir organizasyon oldu. Ben de Melih Şahakay, ben de Akyazı Esnaflığında. Organizasyon için Vedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza da. Güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir rota oluştu. Bence de istiyorsan bir in çık. Arkam pek güzel değil. Biz daha yolumuza gene taş da koyun. Abi tekerlere taş koyun da gelmesin. Uu. Alttan mantan kaçın. Evet. Yok zaten. Sakın araba geri gelmesin bak. Ya da geri gelsin ileri gitmesin. Adam frene basıyor. Emre bu nasıl bir kürgo? Yeni icat mı efendim? Yeni icat. Arabanın etrafında bir çekilin ama bir anda atar matar. Kimse şey vermiyor. Kaldır Emre, devam. Bir de bunu indirmesi ver. Abi senin bir adı var. Uzun sürü var, yiyeceğin. Tak etti. Büyük ihtimalle buydu. Ben
içeride su şişesi de evimi sardım ama ben hani hep diferansiyel olarak baktım. Şaşırıyorum. Yanaktan atmış dostu ki. Tamam, değiştirince çık bakayım. Şu atlarını getir bana. Vurma kanka. Ama daha kalmıyor mu? Ama az daha kaldırır mı? Şişe döneriz. Bu yol bu kadar gitmez. Vedat! Vedat! Az gel. Sen al ekibi git. Yok, dur plan yapın şu an, dur. Yan yapacak bir şey yok hacı. Bu öbür taraftan geri döneceğiz. Tamam, siz gidin, sizin bir şey yok. Allah, bizim bir şey yok. Hep beraber geldik. Senin mi? Biz sorma. Selam Ezak. Biz 2 arabayız ya. Normal bir jenerator var. 19. Bitir. 2 araba değil abi. 3 arabayız. 3 araba. Yazı yok. Hadi lan. Aha, tek tırnak kaldı. Tamam, dönelim geri. Tek tırnak kaldı. Taha biz AOT'den dur dönüp geri döneceğiz. Ya hep beraber niye geri döneceğiz? Öbür de onları gezdir, oradan geçişler. Tamam, kapı kişiyi getirttirdim. Arkadaki 35 var mı? Boyu. 35. Boyu. 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 Lastiği. İlk defa mı? İlk defa. İlkleri çok severim. Onda hava var mı? Hava pompası var, basarız inşallah. Kaldırmıyor mu şimdi? Hakkı da bir şey değil mi bu? Bunu alsana, şey, ortaya al, ortaya al. Ortaya alın ha, ortaya alın. Ondan sonra alın. Ver ortaya bunu. Ben şey, gönlümü ver. Ben benim arabanın bagajında. Arabanın bagajında. Ver onu bana. Allah razı olsun, çok erken getirdin. Takacağız mı? Düz şekilde takacağız da ters olsun. Lastiği şey takacağız mı oraya? Yok yok, benim arabanın bagajına atar hocam. Abi sen aldın ya. Nerede ki? Var ne? Acaba kurtarır mı işte? Ya Emrecan taşı geç getirdi. Kaldı geç var getirdi. Ters mi takacağız Emre abi? Ters takacağız, önemli değil. İşte böyle ters diyecek ama. Onlar da var. Emre abinin şu an kafasını 48 milyar kurcalıyor. Niye? Lastikler 48 milyar. Bana senin yüzünden. Harbi mi? Oğlum ben ekstremlere verdim. 48. 20 milyar. Sen nereden hava kaçırıyorsun? İnşallah göbekten yaşıyor, göbekten atmış öyle. Bagır diye mi geçiyor? Bagır mı? Yanaktan mı atmış oradan mı? Yanaktan attı o ya. Şey yapalım, indirelim mi lastiği? İndireceğim kanka. Şey, kirkonu alsana oradan. Bir gel. İndireyim. Yanaktan atmış aslında. Yanaktan, neyde kirkon mu? Yanaktan, yanaktan. Formülü vardı, önemli değil. Şimdi formülü boş. Kaldır. Abi indir. Gel abi. Gel abi.
Evet arkadaşlar, Davlumbaz Yaylası'na diye çıktık yola. Şu an rotamızı kaybettik. Bolu'nun Çubuk Gölü'ne çıktık. Evet, muhteşem doğası var, gölü var, manzarası var. Harika. Ve en ilginç olanı neydi? Ekmeğini paylaştı ya, onu anlattı. Ekmeğimi paylaştı. Adam donuyor, donuyor. Kimle paylaştı? Balıkları atmadın mı? Yok, o ben attım ben. Sen de attın, kim attı? Balıklar var. Balık besliyor. Balık besliyoruz. Çok güzel balıklar bak. Vallahi çok güzel. Çok güzel yerdeyiz. Müthiş, böyle bir şey görmedim hayatımda. Evet, evet. Lepistes gibi balık var. Ali Hoca diyor ki oltayı getirseydik tutardım hepsini. Yani bisküvimiz yok. Her şeyden önce. Evet. Suyumuz yok. Yol boyu simitle poğaça yedim. Gofretimiz yok. Böyle tatlı bir şey. Bakkal dedim, bakkal yok. Buraya getirdiler bizi. Ya market de yok. Vay. Ali. Efendim. Herhalde bu şey şahsı muhteşem özel değildir zaten, değil mi? Olsa da fark etmez. Hatır vaziyette kalmışlar. Hatır vaziyette kalmışlar. Lezzeti nasıl? Bakalım. Muhteşem. Hafif ekşimsi bir tadı var ama mükemmel. Oho, çok güzel. Evet. Faik, daha önce yediklerine kıyasla. Daha önce yediklerim çok güzeldi. Biraz ekşimsi. Sanırım doğasından kaynaklı. İyi, sen ne yapıyorsun? Şuradan. Vay. Burada ne video çekilir değil mi? Hadi burada bir fotoğrafımız olsun. Daha olmamış bu ya. Acıymış bu. Olmamış da. Şimdi çok güzel şömine var. Ha? Evet. Oğlum burası değirmen değil mi? Neyin şöminesi? Yani zamanla değiştirmişler. Baksana. Çöker möker de ama. Beni çek beni. Kameramancı. Evet. İçerisi. Boş merdivenlerle bir üst kata çıkılıyor. Evet, insan bir an tedirgin oluyor. Zor hocam, nereye mi çekiyorsun? Şarkı 10 numara yalnız. Zirvesi. Top 10 listesinin zirvesi. Çekmedin. Çekiyorum. YouTube'da mısın? Evet. Herkes tanıyacak seni. Seni herkes tanıyacak. Kesinlikle atacağım sana. Burası da iyiymiş lan. Çok acıyordum sana arkadasın diye ama. Acınacak halde değilmişim değil mi? Yok yok, emin ol değilmiş. Bu arkası da gayet konforlu. Evet. Bu koltukların şeylerini başlarını çıktıktan çıkardık sonra, ya. Aynen. Rahatladı. Görüş arka yüksekte ya, efsane. Evet. Evet, yolculuğumuzun yavaştan sonuna gelmekteyiz. Bak bunlar hep çıkıyor baksana. Neler? Onların ayaklarını kırdım ben. Yapıştıracağım bunu. Emran! Gel buraya. Hocam sen buradan ayak kaldırsın ya. Farz et ya, buradan aşağı yuvarlandı. Üzülürüm şuna bak. Lan yok, yuvarlanma yuvarlanma. Kaçırdık arabayı. Tuzlu da var, tatlı da var. Ağzımıza diyeyim, aşağısı yok. Niye geliyoruz? Kapıka da mıydı? Kapıka da mıydı? Yok be abi, durun bir video çekeyim ya. Duruyoruz 3 saniye, gidiyoruz. Hadi lan. Kameranıza dahil olabilir miyim? Ne edeceğiz? Evet, sinemedeyiz.
Ali, son bitireyim. Bir dakika. Evet. Son gel. Yana yanaş. Evet. Sabah çıktığımız yolculuğa gece tamamlamış olduk. Topu topu ne kadar, kaç saat sürdü? 10 saat gibi bir süre değil mi? Evet. Gezmediğimiz yer kalmadı. Güzel bir video oldu. Bizi izlemeye devam edin. Şöyle. Çok güzeldi. Devamı gelecek. Yine bekleriz. Evet. Şeyler içelim şurada ya. Var mı?